Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Hadi başlayalım. Şimdi kümeler birinci sorudan başlayalım. Diyor ki aşağıda verilen kümelerden hangisinin eleman sayısı en fazladır? Şimdi A kümesinde bir tane eleman var. Bir tek fenomen diye elemanı var. B kümesinde mat diye eleman, E diye eleman bir de matik diye eleman var. Üç tane elemanı var. Ne, A, M kümesinde de yine bir, iki, üç tane eleman var. D kümesinde de 1, 2, 3, 4 tane toplam eleman var. Yani cevabımız ne oldu o zaman? D seçeneği oldu. Yukarıda verilen R kümesinin ortak özellik yöntemiyle gösterimi hangisi olabilir diyor. Şimdi bak 1, 3, 9 var değil mi? Şimdi bak asal rakamlar olamaz. Çünkü burada 1 asal sayı değil. 3 de değil, 9 de değil. 9 sayısının doğal sayı bölenleri olabilir. Çünkü 9 sayısı 1'e, 3'e ve 9'a bölünüyor. Şimdi diyor ki yukarıda Venn şeması ile verilen A ve B kümeleri için. Şimdi iki kümenin kesişimlerinin eleman sayısı. E kesişimleri burada 3 var ve 4 var. 2 yani artı. Birleşimlerinde kaç eleman var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane eleman var. Ve toplamda ne olacak o zaman? 9 tane eleman var. Şimdi bu küme için hangisi doğrudur diyor. Şimdi bakalım. Eleman sayısına bakalım. Şimdi bak 1 2 3 4 5 tane elemanı var. O zaman A şıkkı yanlış, değil mi? Çünkü 5 tane elemanı var. Şimdi B şıkkına bakalım. C diyor ki bu kümenin elemanıdır diyor. Yanlış. Çünkü C diye bir elemanı yok. Ca diye bir elemanı var, değil mi? C diye bir elemanı yok. Ca diye bir elemanı yoktur diyor. Az önce var olduğunu söyledik. Bak diyor ki burada da C şıkkında K diye bir elemanı yoktur diyor K kümesinin. E gerçekten bu kümenin içinde K diye bir eleman var mı? Yok. Bak K diye eleman var. K diye eleman yok. Tamam doğru yani bu. C şıkkı. Şimdi bak fotokopi kelimesindeki harfler. Bak fotokopi kelimesindeki harflerde ne var? F var. O var. T var. K var. P var ve i var. Çünkü burada O ve O'yu iki kere yazamayız, değil mi? Bu harflerde bizde hangi şıkta var? D seçeneği de var. Bak F, O, T, K, P, I. Bunları tabi başlarına da böyle ne yapıyoruz? Hepsi eleman olduğu için nokta koyuyoruz. Aşağıdaki kümelerden hangisi boş kümedir diyor. Şimdi haftanın 4 harfli günleri. E böyle bir küme var salı. Değil mi? Böyle bir küme var. Bu boş küme diyemeyiz buna. 7 ile 13 arasındaki asal sayılar. Şimdi 7 ile 13 arasında asal sayı var mı? Yok. 11 var pardon 11 var. Evet 11 var. 11'i unuttuk. O zaman bu boş küme değil. Diyor ki bak. Ee, burada ne diyor? 9'dan büyük rakam. E 9'dan büyük rakam olmaz ki. Rakamlar sıfırdan başlayıp 9'a kadar geliyor. Yani D şıkkı. D şıkkı boş küme. Tamam yani burası boş küme. Çünkü 9'dan daha büyük bir rakam yok. 10 artık rakam olmuyor. Bir sayı oluyor değil mi? şimdi geldik 7'ye. Yukarıda verilen A ve B kümelerine göre A kesişim B'yi bulunuz diyor. Şimdi iki kümede de olanlar neler var? Bak 2 iki, ikisinde de var. Değil mi? 2 i̇ki, ikisinde de var. Bak bir de 4 var ikisinde de. Şimdi yukarıda 23 var, aşağıda 23 yok. Yukarıda 3 var, aşağıda 3 yok. Yukarıda 32 var, aşağıda da 32 var. Değil mi? Demek ki elemanlarımız bunlar. Yani 2, 32 ve 4. Burada bak mesela şunları karıştırmayalım. Mesela diyelim ki burada eleman ne? Bu 23. Bu 23 komple bir eleman. Bunu sadece 3 gibi düşünemeyiz. Ya da 2 gibi. Şimdi K ve L kümeleri için hangileri doğrudur diyor. Şimdi ikisinin kesişiminin eleman sayısı 2'dir doğru. Bak kesişiminde bir tek 3 var. Bir de şu ters üçgen var değil mi? Şimdi ikisinin birleşimine bakalım. E birleşiminde de bak 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane eleman var. O zaman burası yanlış. L kümesinin eleman sayısı da yanlış. Çünkü niye L kümesinde bak 1, 2, 3 ve 4 tane eleman var. O yanlış. Geldik 9'a. Kümesiyle verilen kümelerden hangisinin kesişimi 3 elemanlıdır diyor. Şimdi bakalım. Asal rakamlarda neler var? 2 var, değil mi? 3 var, 5 var ve 7 var. Burada bak 2 ikisinde de var. 3 ikisinde de var. 5 ikisinde de var. 7 ikisinde de var. Yani bunun kesişimlerinin elemanları da 4 tane eleman var değil mi? Bu olmaz. Değil mi? 4 tane eleman var. 4'ü de kesişiyor. Biz şimdi direkt doğru cevaba bakalım. Bak 30 sayısının asal çarpanları. Şimdi 30 asal sayı olarak 2'ye ve 3'e ve 5'e bölünüyor 30 asal olarak. Yani 30 15'e falan da bölünüyor ama onlar asal değil. E 2, 3, 5. Burada da 2, 3, 5 var. İkisinde de demek ki 3 tane kesişen eleman var. Aşağıda diyor ki 8, 5 bölmeden oluşan bir tablo verilmiştir. Bu tabloda 2 ile kalansız bölünen sayılar A kümesini oluştursun. Bak A kümesinde o zaman 2 ile bölünmesi için çift sayılar olması lazım değil mi? Yani A kümesinin elemanlarında neler olacak? O halde şöyle bak renkli kalem yapalım da karışmasın. A kümesinde çift sayılar. Bak burası A kümesinin bir elemanı. 12 A kümesinin bir elemanı. 18 A kümesinin bir elemanı 84 A kümesinin bir elemanı. Yani bütün çift sayılar elemanı olacak. Yazalım bak şöyle. 52 12 18 84. Bunlar A kümesinin elemanı. Şimdi 3 ile bölünenler de B kümesinin elemanı olacakmış. 3 ile bölünenler nelerdir? Bak burada 15 3 ile bölünüyor. 33 3 ile bölünüyor. Bir de 75 3 ile bölünüyor. 18 3 ile bölünüyor. Değil mi? 18 12 3 ile bölünüyor. Değil mi? 52 bölünmez çünkü 5 ile 52'nin 3 ile bölünmediğini nasıl anlıyoruz? 5 ile 2'yi topluyoruz 7. 7 3'e bölünmediği için olmuyor. İkisinin kesişiminde kimler var o zaman? Kesişimlerini de şöyle başka renkle gösterelim. İkisinin kesişiminde bak 18 var. 12 var. Değil mi? 2 tane eleman bulduk o zaman. Bir tane daha mı var? 84 52 bir tane eksik mi yaptık? Şöyle bir daha baştan yapalım. Şimdi bak 2 ile kalansız bölünenler A. Yani A kümesi bu. A kümesi bu. A kümesi bu. A... Ha 84'ü unuttuk. Evet az önce 84 de vardı. 84 de 3'e bölünüyor. 84 3'e bölünüyor çünkü 8 ile 4'ü topla 12. 12 3'e bölündüğü için 84 de 3'e bölünüyor. Tamam. 2 tane değil 3 tane olacakmış. Evet. Şimdi iki tane sorumuz daha var. Onları da çözelim hemen şöyle. Bak 12'nin doğal sayı bölenleri bak. K kümesinde neler var o zaman? 12'nin doğal sayı bölenlerinde 12 1'e bölünüyor, 2'ye bölünüyor, 3'e bölünüyor, 4'e bölünüyor, 6'ya bölünüyor. Bir de 12'nin kendisine bölünüyor. L kümesini yazalım şimdi. 20'nin doğal sayı bölenleri. 20 1'e bölünüyor, 2'ye bölünüyor, 4'e bölünüyor, 5'e bölünüyor, 10'a bölünüyor ve 20'nin kendisine bölünüyor. Doğru mu? Şimdi bak burada ikisinde de ortak olan yani K ve L'de ortak olanlar 1 var, 2 var, 4 var. Doğru mu? İkisinde de ortak olanlar 1 2 4. O zaman kesişim kümelerinde 1 2 4 olacak şekilde ayarlayacağız. Bak şimdi D şıkkına bak. Şimdi kesişim kümelerinde 1 2 4 olacak ve K kümesinin diğer elemanlarında 6 vardı, 3 vardı, 12 vardı. L kümesinde diğer elemanlarında 5 vardı, 10 vardı, 20 vardı. K ve L kümeleri için bak. K'nın eleman sayısı 5, L'nin eleman sayısı 7. İkisinin birleşimi en fazla kaç olabilir? Şimdi birleşimin Birleşimin en fazla olabilmesi için kesişiminin olması olmaması lazım. Kesişim olmasın. E kesişim olmazsa eğer bunların elemanlarını ayrı ayrı toplarım. 12 tane en fazla kesişimin şey birleşimin elemanı olur.